Merhaba, bugün kanalımda bir misafirim var. Lütfen ona çok iyi davranın. Ceren, kendini tanıtmak ister misin? Merhaba, ben beslenme uzmanıyım. Adım Ceren Yavuz. Londra'da yaşıyorum. Birkaç günde İstanbul'a gelmiştim. Ece ile bir video çekelim dedik. Yaklaşık 1,5-2 ay oldu herhalde. Ece ile birlikte çalışıyoruz. Zaten bahsetmiştim en son bir videoda. Oradan hepiniz bu videonun olmasını istediniz yani. Konu başlığı altında bir açıklama yapalım. Polikistik over üzerinde. Bu videonun başlığına ne koyacağım bilmiyorum gerçi ama polikistik over'den bahsedeceğimiz aşikar. Polikistik over nedir Ceren? Onu bir söyler misin? Polikistik over bir hastalık, genetik ve çevresel faktörlerden dolayı ortaya çıkan bir hastalık. Yani genetik bir altyapısı var. Onun dışında işte ergenlik süresinde ya da anne karnından başlayarak çevresel olarak maruz kaldığınız şeylerden dolayı ortaya çıkabiliyor ya da çıkmıyor. Ama bir genetik altyapısı olması gerekiyor. Bir hastalık bende de var, Ece'de de var. Yay. Ben uzmanlığımı polikistik over'sine yaptım. Evet. O yüzden bu konuda oldukça bilgiliyim. Ben de kendi hikayemi atmam gerekirse ilk regl olduğum günden itibaren reglim hiçbir zaman düzene girmedi. Zaten polikistik over yumurtalıklarındaki bir yumurtlama bozukluğu gibi bir şey oluyor değil mi? Öyle. O yüzden düzenli regl olmuyordum. Yani her ayın şu gününde diye bir şey yoktu. Bir ay oluyordum, bir ay olmuyordum, 3 ay oluyordum, 2 ay olmuyordum falan. Ondan sonra 18 yaşıma kadar böyle devam etti. Hep şey diyor doktorlar. Düzene oturucu işte sen bekle büyüyünce geçer falan. Geçmedi. Doktora gittim. Doktor doğum kontrol verdi. Ama polikistik over ne olduğunu hiç açıklamıyor bana. Yani sen bunu kullan geçer. İyi. Kullan. Hakikaten doğum kontrol kullanırken düzenli regl oluyorsun. Ondan sonra ben bir şey oldu yani bunu kullanıyorum ben ama ne kadar kullanacağım, hayatımın sonuna kadar bunu mu kullanacağım falan bıraktım. Bırakınca tekrar bozuldu. Bu sefer başka bir doktora gittim. O başka bir doğum kontrol verdi falan. Benim hayatımın 5 senesi falan böyle farklı doğum kontroller deneyerek geçti. Bu arada 5 kilo alıyorum, 7 kilo veriyorum, 7 kilo alıyorum, 10 kilo veriyorum. Sürekli kilo alıp vermelerim var yani. Hiç zaman böyle zaten çok zayıf bir kız olmadım. En son doğum kontrol bir doktor buldum ve doktorla hani anladım bu durumun ne olduğunu. Ve bir endokrinoloğa gitmeye başladım. Endokrinolog da bana şeker kapı kullanmamı söyledi. Çok veriliyor galiba. Evet çok veriliyor. Glukofaj kullandım 2 sene boyunca. Bu arada glukofaj da hafif bir ilaç değil mi? Bayağı yan etkisi var. Yani işte mide bulanıklığı, gaz, şişkinlik vesaire bağırsak hareketlerinde negatif şeyler yaşama gibi bir sürü etkisi var. Bayağı uzun süre alabiliyor adapte olmak. Aynen. Hem başta adapte olmak çok uzun sürüyor. Hadi oldum diyelim. Böyle bu arada uykusuz geceler falan ilk birkaç hafta. Ondan sonra olduktan sonra hakikaten bir kilo veriyorsun. Yani ben verdim. Birkaç kilo verdim. Kilo vermemi kolaylaştırdı. Ama sonra 2 sene falan kullandım ben ilacı. Sabah akşam alıyordum günde 2 defa. Ve yani midemi ve bağırsaklarımı o kadar kötü bir hale getirdik dedim ki ben bunu artık kullanmak istemiyorum. Bu doktoru da bırakacağım, bu ilacı da bırakacağım. Doktor da ilacı da bıraktım. Sadece doğum kontrolü kullanıyordum. Ve kilo almaya başladım tekrar. Ondan sonra iştahım açıldı filan. Bu iştah da galiba kesiyor. Evet iştah kesiyor bayağı. İştahım açıldı filan. Ben böyle tatlılar, börekler. Ondan sonra aldım kiloları. İstanbul'a dönmüştüm tam o sırada. Mutsuzum filan bir de zaten yani. Ondan sonra kiloları aldım. Hep böyle bir 2 kilo 3 kilo arasında ama almış kilo halimle son birkaç senedir bu haldeydim yani. Ama glukofaj bir daha asla kullanmayacağım diyordum. En sonunda böyle 6 ay önce falan doğum kontrol kullanmama rağmen gene regl olmadım ve bu hayatımda ilk defa başıma geldi. Gittim doktora dedi ki işte bir şey duvarı çok incelmiş doğum kontrol kullanmak. Rahim duvarı herhalde. Çok incelmiş doğum kontrolü çok uzun süre kullanınca bu olurmuş öyle bir bırakmak gerekirmiş sen bunu bırak öyle bakalım dedi. Şimdi bırakmış haldeyim yani. Son durumum bu. Sonra da 2 ay önce Ceren'le tanıştık. Ben Ceren'i Instagram'dan biraz takip ediyordum falan. Dedim ki ne haber? Çalışalım mı? Kahve içelim mi falan. Öyle yürüdüm Ceren'e. Ondan sonra e-mailleştik falan. Yazın İstanbul'a gelmişti. Buluştuk. O gün bugününde de birlikte konuşuyoruz. Ceren Londra'da yaşadığı için Skype üzerinden konuşuyoruz. Ama gelmişken bu videoyu da çekmek için tekrar buluşmuş olduk. Aynen öyle. Şimdi ben Ceren'le kilo verdim. Hepiniz de fark ettiniz. Ceren... Kilo vermenin polikistik over'le ne alakası var? Polikistik over bazı hormonal nedenlerden dolayı kilo almayı birazcık kolaylaştırıyor. Sadece hormonal nedenler değil, iştah gibi çok fazla konuşulmayan, çok fazla bilinmeyen ama yine kilo almayı kolaylaştıran bazı faktörler de var. Yani polikistik over'li insanların iştah regülasyonu biraz daha sıkıntılı diyeyim. Kendilerini biraz daha aç hissediyorlar, tok hissetmeleri biraz daha zor oluyor vesaire vesaire. Kilo almayı kolaylaştıran bir durum. Bunun dışında polikistik overin kontrol altında tutulması için yine kilo kontrolü oldukça önemli. Çünkü polikistik overli kişilerde insülin salınımında ve insülin hassasiyetinde sıkıntılar olabiliyor. Ve bu kilo aldıkça kötüleşen bir şey. Kötüleştikçe polikistik overin semptomları ağırlaşıyor. İnsanlar kendilerini daha kötü hissediyor, daha kolay kilo alıyor. İşte tüylenme vesaire şeyler, evet. Sivilce vesaire onları şeyler. Onları da söyleyelim, bu arada çok soruyorlar bana da. Bu polikistik overin semptomları neler? Onu bir konuşalım o zaman. Evet. Semptomları aslında 3 gruba ayırabiliriz. İlki adetle alakalı, adet düzenli ya da adet olamama diyeyim. Bu ilk semptomu. İkincisi yumurtalıklarda kistler. Yani bu kist dediğimiz şeyler kist değil aslında ama atılamayan, regle olunmadığında bir araya gelen yumurtalar, foliküller diyebiliriz. Bana şöyle göstermiş doktor, çema çizmişti böyle. Dedi ki bir kadının yumurtalığında atıyorum şu kadar bir sürü yumurtalık var. Her ay bir tanesi büyüyor. İşte döllenme olunca düşüyor, kanıyor. Seninkinde böyle bir sürü, o kadar çok fazla minik minik yumurta var ki büyüyüp çatlama haline gelemiyor. Buna da poli, yani fazla kist, evet, gibi bir şey. Aynen öyle. O fazla yumurtalar bir araya geliyor. Ufak böyle beyaz beyaz inci dizisi gibi böyle ufak nokta 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 yumurtalıkların üstünde kist ismi verilen ama kist olmayan yapılar oluşturuyor. Üçüncüsü de kanda ya da klinik olarak testosteron yüksekliği. Bu ne demek diyecek olursanız ya kan testi yaptırıyorsunuz, testosteronunuzun yüksek olduğunu görüyorsunuz ya da testosteron yüksekliğinden kaynaklanan bazı yan etkiler görüyorsunuz. Nedir? Sivilce, tüylenme, erkek tipi tüylenme dediğimiz tüylenme ve saç dökülmesi, yani saçın tepesinde erkek tipi kerlik denen saç dökülmesi. Genelde çoğu polikistik overli kadında ya da ergenliğinden itibaren diyeyim kızda ya sivilce ya tüylenme, bunlardan bir tanesi mutlaka görülüyor. Ve bir türlü de geçmiyorsa bu niye diye araştırılırken bazen polikistik overli çıkabiliyor. Bu üç semptomdan, üç grup semptomdan ikisine sahipse eğer birey polikistik over teşhisi konuyor. Evet. Bana da tüylenme falan çok sorulurken oradan bir dipnot geçeyim. Ben polikistik overli olduğumu öğrendiğimde zaten bir senedir falan lazere gidiyordum. O yüzden hiç görmedim o tarafını yani. Veya nasıl kurtulurum falan diyorsanız da lazer bayağı işe yarıyor bu arada. Bunu da burada dipnot geçmiş olayım. Teşhisi kim koyuyor? Bundan bahsedebiliriz. Teşhis ya endokrinologlar tarafından konuyor ya da kadın doğum doktorları tarafından konuyor. Polikistik overli aslında bir endokrinolojik bozukluk, yani hormonal bozukluk. Bu nedenle de aslında endokrinologların alanına girse de ana olarak etkiler yumurtlama, adetle alakalı olarak görüldüğü için kadın doğum doktorları da teşhisi koyabiliyor. Ben %100 tedavi olmuş değil, bilmiyorum, bunun tamamen tedavisi var mı acaba? Yok, tamamen tedavisi yok. Yani tedavi denen şey aslında semptomların kontrol altına alınması. Hani tamamen ben polikistik overliydim ama atlattım diyemiyoruz. Yani geçti bitti diye bir şey değil yani. Bu kronik bir hastalık. Yani varsa ömrünüzün sonuna kadar dikkat etmeniz gereken bir şey maalesef. Tedavi nasıl yapılıyor diyecek olursak, yani ana olarak doğum kontrol hapı ya da şeker için kullanılan haplar kullanılarak yapılabiliyor. Bunun dışında bir de hayat tarzı denen işte beslenmeydi, spordu, uykuydu, stres yönetimiydi vesaire yöntemlerle de polikistik over ciddi şekilde kontrol altında tutulabiliyor. Ya da polikistik over sizi sağlıklı ve hani iyi yaşamaya doğru zorlayan bir hastalık yani. Aynen öyle. Çünkü polikistik over aslında sadece kişinin görünüşü ya da işte regle olup olamamasıyla alakalı değil, aynı zamanda ruh sağlığını da ciddi şekilde etkiliyor. Polikistik overli kadınlarda normal kadınlardan çok daha sık bir şekilde depresyon vesaire, işte ruh sağlığı sıkıntıları görülebiliyor. Bunları kontrol altında tutmak için yaşam tarzı faktörleri ve gerekiyorsa ilaç tedavisiyle tedavi mümkün. Peki o zaman şuraya gelelim. Bir sürü insan diyet yapıyor polikistik overli ama kilo veremiyor. Bunun matematiği şey nedir yani? Polikistik overli bir kadın nasıl beslenmeli? Dengeli beslenme dediğimiz dengenin biraz daha fazlasını gerektiriyor polikistik overli kadınlarda kilo vermek için. Polikistik overli kadınlarda insülin direnci ya da insülin salınımındaki sıkıntılardan dolayı tüketilen karbonhidrat miktarına ve tüketilen karbonhidratın kalitesine çok dikkat etmek gerekiyor. Kalitesi ne demek? Daha önce duymuş bahsetmiştik sanırım. Glisemik indeks ve glisemik yük diye terimler var. Evet. Karbonhidratın ne hızla sindirildiği. Mesela muzla elma farklı. Aynen öyle. Muz daha çabuk sindiriliyor. İşte elma daha yavaş sindiriliyor. Glisemik indeksi ve yükü biraz daha düşük. Evet. Bu konuda bir yazım var. İstersen aşağıya bayağı bir aşağıya bilgilendirici linkleri döşerim ben. Hı. Çok yoğun karbonhidrat içeren şeyleri birazcık azaltmamız gerekiyor. Bu kişiden kişiye göre çok değişen bir şey. Ne kadar spor yaptığına bağlı olarak. Aynen öyle. Senin beslenmende de işte daha ağır sporlar yaptığın günler biraz daha fazla karbonhidrat, daha hafif sporlar yaptığın günler biraz daha az karbonhidrat koydum. Polikistik overli kadınlar kendilerini daha aç hissettikleri için, normal kadınlardan. Bunun için iştah kapamayla alakalı bazı şeylere dikkat edebiliyoruz. Onlar da nelerdir diyecek olursak, işte lif tüketimini arttırmak, proteini arttırmak vesaire şeyler. İştahı kapatıyor. Evet, iştahı kapatan şeylere biraz daha ağırlık veriyoruz. Spor yapmak gerekiyor mu? Mecbur muyum ya yani? Spor yapmak işimizi çok kolaylaştırıyor. Yani mecbur değilsin ama işimizi o kadar kolaylaştırıyor ki yapsak daha iyi olur. Niye? Çünkü bahsettiğim üzere polikistik overli kadınlarda insülin salınımında bir sıkıntı olabiliyor ya da insülin direnci olabiliyor. Bunu iyileştirmek için de spor çok önemli. Spor insülin, dokularımızın insülin hassasiyetini arttıran ve insülin direncini azaltan iyi bir araç ve o yüzden de polikistik over için olmazsa olmaz diyebiliriz. Sporda böyle fark ediyor mu işte daha ağırlık kaldırıyor, daha kardiyo yap falan? Daha yüksek tempolu, yani nabzı birazcık daha yükselten aktiviteler insülin hassasiyetini iyileştirmekte, yani insülin direncini azaltmakta daha etkili. Peki her polikistik overli kadında insülin direnci var mıdır? Hepsinde yok ama çoğunda var. İnsülin direnci olmayan kişilerde de insülin salınımında sıkıntı olabiliyor. Olması gereken miktardan biraz daha fazla insülin salınabiliyor. Bu da reaktif hipoglisemi denen durumu ortaya çıkarabiliyor. Yani kan şekeri yemek yedikten sonra düşüyor. Bir anda çok hızlı düşüyor. Evet, bana oluyor işte. Yani ya insülin direnci var ya işte insülin fazla salınıyor. Reaktif hipoglisemi var gibi düşünebiliriz. Evet. Bunlardan bir tanesi mutlaka oluyor genelde. Şeyi takip etmek. Kendinizi mesela izleyebilirsiniz bence. Yemek yedikten sonra nasıl hissediyorum, bir saat sonra nasıl hissediyorum. Ben yemek yedikten sabahları mesela kahvaltı ederdim, gidip uyurdum yani. O kadar uykum gelirdi ki. Reaktif hipogliseminin semptomları nelerdir diyecek olursak, hani halsizlik, işte yorgunluk, hızlı acıkma ya da çok hızlı kan şekeriniz düşüyorsa işte göz kararması, soğuk terleme, el titremesi ve benzeri şeyler de görülebiliyor. Bunlar da reaktif hipogliseminin semptomları. Bunu gidip test yaptırarak öğrenebiliriz. Böyle saat başı kanınızı alıyorlar falan. Evet. O GTT deniyor testin adına da. Beden kitle indeksi bir insanın kilo durumunu belirleyen standart bir terim diyeyim. İnsanlar işte düşük kilolu, normal kilolu, fazla kilolu ya da obez gibi sınıflara ayrılıyor beden kitle indeksine göre. Ve beden kitle indeksine göre normal kilolu kadınların, normal kilolu ve polikistik overli kadınların %50'sinde reaktif hipoglisemi görülüyor. Fazla kilolu ya da obez kadınların %66'sında reaktif hipoglisemi görülüyor. Bu da demektir ki yani her fazla kilolu polikistik overli 3 kadından ikisinde, normal kilolarda da 2 kadından birinde reaktif hipoglisemi görülebiliyor. O yüzden de hani oldukça önemli bir alan. Peki hipoglisemi de bu daha önce insülin direnci için söylediğin şeyler aynı mı beslenmeyle ilgili olan kısmı? Aşağı yukarı aynı, çünkü insülin mekanizmasını, çalışma tarzını iyileştiriyoruz gibi düşünecek olursak, hani karbonhidrat alımını azaltmak insülin hassasiyetini ya da insülin aktivitesini iyileştiriyor gibi düşünebiliriz. Bunun dışında da yine ne var? İşte kilo vermek vesaire şeyler yine insülinin hücrelerinizle anlaşmasını biraz daha iyileştirdiği için aşağı yukarı hani aynı kapıya çıkıyor gibi düşünebiliriz. Polikistik overliysem fazla kilolu olmam mı demek oluyor polikistik overli olunca yani? Kilo almayı genel olarak polikistik overli kolaylaştırıyor ama illa fazla kilolu olmanız gerekiyor diye bir şey yok. Polikistik overli kişilerin %40 ile %80'i arasında artı fazla kilolu ve obez diye kabul ediyoruz. Eğer polikistik overli kişi beden kitle indeksine göre fazla kilolu ya da obez kategorisine giriyorsa bu kişinin kilo kaybetmesi gerekiyor. Vücut ağırlığının %5'inin bile kaybedilmesi, yani %5 ne demek diyecek olursak, hani 70 kilo bir insanın 3,5 kilo vermesi. Sonrasında polikistik over semptomlarında ciddi şekilde iyileşme görülebilmiyor. Yani kadın diyecek 3,5 kilo verdim sadece zannedecek ama aslında semptomları incelerse, bayağı fark edecek. Evet yani. Bayağı fark edecek. Fazla kilolu insanlarda ilk tavsiye kilo kaybedilmesi oluyor genelde. Fazla kilolu değil de normal kilolu insanlardaysa biraz daha hani bel çevresinde kilo varsa onun kaybı, onun dışında da yaşam tarzı faktörleri, yani beslenme, spor vesaire faktörlerle insülin hassasiyetini yüksek seviyede tutup iyi bir metabolik ortama sahip olmak. Peki o zaman genel olarak, yani ben polikistik over teşhis kondu bana. Ne yapacağım şimdi yani? Öncelikle karbonhidrat ve şeker eklentili yiyecekler, yani çok tatlı, işte yoğun karbonhidratlı şeylerin tüketimini azaltmak gerekiyor. Bir de bunun dışında hani yoğun karbonhidratlı başka ne var diyecek olursak, işte ekmek, pilav, makarna, patates gibi şeyleri biraz daha azaltmaya çalışmak iyi bir başlangıç olacak. Bunun dışında glisemik indeks ve yük içeriği düşük şeyleri tercih etmeye çalışmak, yiyecekleri tercih etmeye çalışmak yani bunun için de aslında şey. Hani hangisi glisemik indeks yüksek falan diye düşünmektense bana senin kolay gelen şey yani bol yeşillik. Aynen öyle. Sebze. Yani hani ay bunun atıyorum elmanın mı bilmem yoksa mandalina'nın mı falan diye bakmak yerine, o kadar ince şeylere yerine sen hani böyle daha bol sebze, bol yeşillik doyana kadar yesen zaten bayağı fark ediyor yani. Aynen öyle. Tabağımızın yarısında hani sebze yapmaya çalışmak. Patates dışındaki sebzeler, patates ve tatlı patates diyeyim, dışındaki sebzelerle doldurmaya çalışmak iyi bir başlangıç olacaktır. Tamam, sebzeyle doldurduk tabağımızı. Geri kalanına ne koyduk? Geri kalanına bir miktar protein koymamız lazım. Çünkü iştah kontrolü için protein önemli. Proteini her öğüne düzenli olarak koymak yararlı olacak. Sindirimi birazcık yavaşlatan bir şey. O yüzden de iştah kontrolüne yardımcı oluyor. Neler protein? Tamam. Yumurta, et, tavuk, balık, işte süt ve süt ürünleri ya da işte bitkisel kaynaklar da var. Kuru baklagiller gibi, ama kuru baklagiller de birazcık karbonhidratlı olduğu için onu birazcık daha dikkatli olarak tüketmeye çalışmak daha iyi olur. Yeteri kadar proteini kuru baklagilden almak için bayağı da bir karbonhidrat almış oluyoruz. Aynen öyle. O zaman da birazcık kaş yaparken göz çıkarıyor olabiliyoruz polikistik overli olarak. Sonra 3. numaramız ne? Lif alımını arttırmak 3. numaramı. Lif alımını niye arttırmak istiyoruz? Çünkü kan şekeri regülasyonunda insülinden dolayı sıkıntılar yaşanabiliyor ve lif kan şekerini biraz daha dengede tutan bir şey. Lif bir karbonhidrat türü. Lif'i nasıl arttırabiliyoruz? Lif'in ne olduğunu şöyle biliyorum. Postanın içinde lif var galiba, değil mi? Aynen öyle. Karbonhidrat içeren yiyeceklerde bulunan bir şey. Ama bu ekmek, pilav, makarna olmak zorunda değil. Sebzelerde lif kaynağı. Yine bol bol sebze yemeye çıkıyor aslında her şey. Hadi protein ve lifi mesela şöyle yapabilir miyim? McDonald's'a gidip oradan ekmeğini çıkarıp içindeki hamburgeri yiyebilir miyim? Yok, yemesek daha iyi. Çünkü hani genelde o tarz etler birazcık yağlı oluyor. Yağ alımına birazcık dikkat etmemiz lazım. Özellikle hani hayvansal yağları, özellikle işte ette, tavuktaki yağları birazcık daha kontrollü tüketmeye çalışmak. Hani ama somon da kötü değil mesela. Somon da kötü değil ama biraz hani kırmızı et, tavuk eti falan gibi şeyler biraz daha az yağ tercih etmeye çalışmak yine. Tavuk etinin yağsız tarafı nasıl oluyor? Tavuk göğsü gibi. Tavuk göğsü. Tamam. Peki yemeğimizi hallettik galiba. Öğrendik. Aynen öyle. Egzersiz. Yüksek tempo, nabzı yükselten egzersizler bir kere istediğimiz bir şey. Bunlar çünkü kaslarımızın içindeki karbonhidrat depolarını boşaltıyor. Bu da sonra insülin salınımını ya da insülin direncini iyileştiriyor diyebileceğimiz bir şey. Aslında böyle tarz egzersizleri evde bile yapabilirler. Böyle YouTube'da aynen. HIIT falan. Evet. Burpee'ler. Aynen öyle. O tarz şeyler olur. Bunun dışında işte spinning vesaire ya da intervalli koşu gibi şeyler olur. Bunun dışında ağırlık kaldırmak gibi yine kasları direkt hedefleyen ve kasların içindeki karbonhidrat depolarını boşaltan şeyler olur. Kas çalışınca kasın içindeki karbonhidrat deposu boşalıyor. Evet, o da sonra kası daha hassas yapıyor insülin için. Ve böylece hani yediğin şeyi daha iyi depoluyorsun gibi düşünebilirsin. Daha doğru depoluyorsun gibi doğru düşünebilirsin. Anladım. Hı-hı. Ne kadar egzersiz o kadar iyi. Yüksek tempo egzersiz sevmiyorum diyorsanız yürüyüş de yapabilirsiniz. Evet, yürüyüş de bayağı bu arada şaka maka kalori yakıyor. Ben zaten takip ediyorum. Aynen, yani bayağı kalori yakıyor. Tempolu yürüyüş gibi şeyler de olur. Yani egzersizin bir türünü yapın. Tercihen yüksek tempo ama olmazsa da hani yürüyüş vesaire şeyler de yapabilirsiniz yine. Eğer hala daha fazlasını öğrenmek isteyenler varsa senden nasıl daha fazla bilgi alabilirler? Instagram'da düzenli olarak bu konuda paylaşım yapıyorum. Instagram kullanıcı adım Ceren Yavuz. Birlikte hiçbir şey yok. Aşağıda linki var. Evet. Oradan beni takip edebilirsiniz. Profilde birazcık böyle aşağı gidebilir. Polikistik Over'li postları görebilirsiniz. Zaten resimde yazıyor Polikistik Over'li. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Çok net bir şekilde anlaşılıyor. Ya da hashtag Ceren Yavuz'dan Polikistik Over postlarını yine bulabilirsiniz. 20'den fazla post olması gerekiyor bu konuda. Evet, bayağı uzun uzun da yazıyor yani. Aynen öyle. Orada parça parça her konuyla ilgili bilgi bulabilirsiniz. Süper. O zaman son olarak, eğer polikistik overliyseniz ve bunun farkındaysanız semptomlarınızı iyileştirmek amacıyla yapabileceğiniz birkaç tiyo almışsınızdır bu videodan. Veya polikistik overin ilk defa duyduysanız ve kendinizde olabileceğini düşünüyorsanız endokrinoloğunuza gitmek için sizi teşvik etmişizdir. Ceren'e teşekkür ederim geldiğin için. Ne demek? Ceren'in bilgilerini aşağı koyarım zaten. Onu kitleyebilirsiniz siz sorularınız varsa. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Umarım yardımcı olmuştur. Evet, görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye.